Şimdiye kadar gelmiş geçmiş en güzel kamp ekibi be. Ya. Vay vay vay. Baboli geldi mi? Gelsin. Şu kamp vlogunu beklediğim kadar hiçbir şey beklemedim. Beklemediğim mis gibi olmuş. Eyvallah Leyna. Şu ortamda 5 dakika bulunsam dertlerime merhem bulmuş. Oğlum öyle deme, biz arkada kamera arkası birbirimizi dövüyoruz. Neyse, bu yorumlara bakarız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şu an gecenin kaçı? Biri. 5 saat sonra kaç? Ne güzel lan, video çekmişiz, video editlemişiz, video yayınlamışız. Kendi yayınımda videoyu izliyoruz. Müthiş içerik. Müthiş ya. 4 saat sonra yola çıkacağız. İçerik gibi içerik. Elektronik kısımlar Lemur'dan soruluyor. Burada Baboli'miz var. Bir adet Mert'imiz var. Yayın veriyor musun? Bir adet Ahmet'imiz var. Veriyorum. Gözükmüyor mu sende? Abi gelmiyorsa. Geldi mi? Başlattım. Nerede sizce? Oha, yok oldu lan herkes. Senin yayın vardı abi. Burç abi de şey vardı. Buglanmıştı. Şimdi resetlettim. Discord'u gelecek. Sırf senin tepkilerini izlemek için izledim. Lan ne tepki vereceğim? İçim dışım video oldu zaten. İki de yatıyor. Yani normal olarak utanmaz. Bu sen şerefsiz bir adamsın. Sen burada 40 yaşındaki adamlar geldiği gibi uyudu çünkü. Yorgunmuş çocuklar. Biz orada geyik yapıyoruz. Ne yapalım? Aylaço maskesi var mı? Benim ork maskesi var ya. Ork maskesini giyin, Baboli flaşı bassın suratına. Lümenli. Bir şey değil mi? Pipoli. Baboli ne yapıyorsun? Bunu alırız abi. Hadi. Hadi iyi sen de abi. Neyi? Büyük olanı çıkarsana, büyük olanı. Kör olur mu? Koyduğumuz anlamda böyle şey olacak. Alpis duyar. Hadi onu çıkar. Maske de şurada. Arkadaşlar vlog efsane giriş. Hadi bakayım. Dayatacağım. Baboli bazen korkutucu oluyor ha, bak burada ben senden korktum bak, biraz uzaklaşıyorum şimdi, bak izle beni. Aslan oğlum şu anda ya. Sen videodan mı konuşuyorsun, buradan mı konuşuyorsun? Benim kafam böyle oldu. Buradan konuşuyorum. Bak uzaklaştım, gördün mü korkudan? Duracaksın, camın arkasından bakacağım. Evet. Kamp vlogumu, korkutma vlogumu, ne vlogumu? Aha bak orada. Bak işte o tam var ya kanalın. Acaba... Kanka biz bununla ayı kaçırırız lan. Bu arada Lemur Fener'in flash özelliğini bilmiyordu. Onu ben orada keşfettim. Ama sonra bulamadık bir daha. Garip. Öyle bir anı yani, anladın. Ah ah. Bu kadar bir şey. Bu mu? Amanın flash attı. Uyanacak ama ne? Hadi o zaman bak, full sessiz oluyoruz. Onu bana ver, öğret bana onu. Çift mantıklar gibi. Müthiş bir Fener gibi. Deneyim. Öyle bir şey yok. Tamam. Göze tutulur. Dur herkes sessiz olsun. Ya videodan anlaşılmıyor abi, orada olmanız lazım, o ışığın gücünü görmeniz gerekiyor. Videoda sadece böyle bir ışık yanıp sönüyor yani. Çakarlı nasıl açılıyor? Oğlum ışık beni ittirdi, orada düşüyordum, görmedin mi? Mert'e bak nasıl kişniyor bak. Çakarlı nasıl açılıyor? Vallahi at PNG yazdım, attım oraya. Baboli. Dur bir dakika, şu kamerayı alsana bir. Tutuyorum ben şu an. Ben de yamuk yamuk görüyorum. Bu arada ilk bakışta şey sandım abi, korseyi anlamadım. Ne sandın? Tişörtün böyle göbeğinin üstüne kadar. Yok lan. Ay crop mu ha, ondan gibi göründü. Öyle gözüküyor harbiden. Bu arada bence Holmes bizi burada duymuş bak. Bence. Öyle diyordu zaten, duydum diyordu. Ha duydum dedi mi o? Ha dedi. Vay adi. Koltukta yatıyor şu an. Yine çakar epilepsi uyarısı gelecek. Mert mikrofona burnunu mu sürtüyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Artık mı ya? Ya bir insan nasıl uyanmazdı ya? Oğlum nasıl uyanmadı lan? Hayır. Bayağı dehşet kuvvetli oğlum. Yine standart pazarlık kısmı. Satayım. Kaça satarsın? 10.000 falan diyecek şimdi. Şu sene karşılık. Oldu canım. Kaç para orası sen biliyor musun? Kaç para o? $900. Ne? Ulan orasının toplamı $9.000 lan. Abla. Götümden attım. Evet tamam o zaman. Ha dur asıl videoyu unuttuk ya. Şimdi arkadaşlar ekipman listesi hazırlıyoruz. Akspeon anladım. Videodan keyif çıkmadı. Okey. Okumamı istiyorsan okey. Yeter. 20 defa yazdın anladık ama. Şöyle bir bakalım. Siz de görün. Burada abi her şeyimiz var işte. Bıçağımız, baltamız, bilmemiz. Geri kalanını arabaya yükledik. Arabayı bayağı fullledik. Ondan sabah 5.30'da yola çıkacağız. Gideceğiz bakalım. Geri kalan bir şey gösterecek bir şey yok. Bak, bu çantanın içinde ne varsa dayadık işte. İlaçlar. Burada gözükmüyor ama ağrı kesiciler, kas gevşeticiler. İşte hani aslında biraz belle ilgili. Bıçaklar var, bilmem neler var. Bütün kitler burada. Şişler var. Sapor çanta. Küçük işte. Medkitler falan. Bu biraz şey gibi ya. Medik çantası gibi yani. Hani bu bıçaklar içinde işte başka şeyler içinde. Evet. Tamam hadi daha video 50 saat çekeceğiz. Bunun editlemesi uğraşamayız hadi. Tertemiz çıktı. Arkadaşlar bu gerçekten kim Allah ya? Kimseye benim kadar hatta en küçüğünü sigara almışsın. Şu fıtık hakkında konuşuyorum. Yani 2 büklüm hareket. Tamam anladık artık. Anlı fıtığım var amına koyayım. Anladık geç. Var diyebileyim diye. Şimdi 3 saat uyuyacağım. Sonra Ahmet uyandıracak. Duşa gireceğim. Sonra yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Kardeşim inin arabadan. Ha. İnin baba boşaltın burayı. Boşalt burayı. Siz nereye kardeşim? Ha? Abi bizim bir kamp vardı ama ya. Yapabilir miyiz? Elraen abi. Evet arkadaşlar. Oo. Gecelerin adamı. Ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz? Şimdi arabaları doldurduk artık yolculuk var. Aç bakayım bagajı aç bakayım burada ne var? Burada çantalar ve kamp elektronik malzemeler. Tamam Lemur'uz. Bak bunların hepsi Lemur'un. Şu çanta o support çantası dediğimiz. Şu altında kameralar var. Bunda bunu iki almışız bu arada. Çok keyifli. 20 metre uzatıcı. Zaten bu arabanın bagajını bilenler bilir böyle daracıktır. Oraya yığdık. Zaten çoğu. Kardeşim çoğu senin. Lemur. Bir de dur bizim yılanda ne varmış onu görek. Arabanın nasıl? Bak bak plakaya bak tam bir görgüsüz plaka. Şimdi koltuk, sandalye ne varsa her şey burada. Her şey burada. Yastık. Oğlum iyi almışlar. Bu yorgan abartı söylüyorum 15 yılı vardır. Yani bunu ben çocukluğumda bile kullanıyordum diye hatırlıyorum. Daha çok yer var. Buraya bir tane 3+1 daha var. Buraya biraz daha stratejik düşsek biri burada yatarmış. Yatarmış ya harbiden. Bu buzdolabı. Battaniyeler işte benim botlar var ama burada. Nasıl buz yani? Aa, ama buz uf. Arkada oturacak birilerden biri buraya gelip yatarak. Ben bu bota çok para verdim. Bu Airsoft'a gaza getirdikleri zaman aldım bunu. Müthiş bir bot. Alman malı zaten. Ama şu anki fiyatını bilmiyorum. Ben aldığım zaman 900 lira mı neydi? Vallahi şu an belki de 4000 olmuştur, 5000 olmuştur, 6000 olmuştur. Lova evet. Niye o zaman bir el atmadı? Daha ne kadar... Ama ömürlük bütün bir kez alıyorsun. Hala? Bir daha dokunmuyorsun. Bir şey bir yerde bir çay poğaça yapak. Nasıl artık geç söyle oldu. İyi hadi gidek o zaman. Bir şeyler yiyek. Sikerim bütün vlog mu çekeceğiz ya? Kapat. Her parçasında düğüne bulduk. Size vlog çekeceğiz ama. Ama çekmeye devam ediyor değil mi? Kitledik arabaya. Ya biz rahat gideriz lan. 5 kişi otururlar oraya. Kardeşim arabayı... Arkadaşlığımızın seviyesi. Kitledik baba arabayı abi. 5 kişi oturdular oraya. Kardeşim araba 2 kişilik anlatabiliyor muyum? Spor araba bu yani. Şunu bir alsana. İzleyicilerime bana da bir göster. Arkadaşlar kampta manyak şeyler yaşayacağız. Ne gibi şeyler? Öyle yani. Boş yaptığım aklıma gelmişti. Yalnız araba da yakıştı araba dostum sana ya. Yakışır. Oğlum yaşıyoruz mu? Yapmıyoruz biliyor musun? piyasa. Hadi kapattım. Hadi bismillah. Evet Tuğkan Bey kahvaltımızı yaptık ve yolculuğumuza çıktık. Baba gidiyoruz. Tabii birçok kişi bilmeyecek bunu ama şimdiden söyleyeyim, Bolu tarafına gidiyoruz arkadaşlar. Konumun detaylı bilgisini Özgür abiden aldık. Özgür abinin daha önceden video... Özgür abi dedi ki sadece abi bize düzlük, güzel bir yer lazım. Hani arabayı park edebileceğimiz, işte etrafta rahatsızlık vermeyeceğimiz falan. Çektiği bir yer değil mi abi? Ha evet, önceden bir de çektiği yani. Bir yer. Oraya gidiyoruz. Böyle geniş arazi, düz. Arkası ormanlık, tam bir ayı bölgesi baba. Ayıların yaşadığı, altta sulandığı, üstte gelip insanları yediği bölgeye gidiyoruz. Bu arada gerçekten ayı bölgesi gittiğimiz evet. Bölge. O yüzden Allah yardımcımız olsun. Abi, beliniz tutuk. Benim belim tutuk bu arada. Parmak kırık. Ya diyor ki ayı çıkarsa abi seni bırakacağız diyor yani. Ben geçi bunların hepsini korkutacağım. Bir de paranormal çekeceğim, tamam. Paranormale gerek yok abi. Ben böyle kötü gittirecek bak. Sütlaç gibi böyle. Peki kampta en hantal olduğunu düşündüğün kişi kim? Şu an benim. Hayır senin dışında. Senin istisnai bir durumun var. Vallahi yani kimse yatmaz çünkü küfür edip duracağım oturduğum yerden. Kimse yatmaz. Kimseye de küfür etmedim. Ne haddime yani. Orada sakat sakat oturmuşum. Millet koşturuyor. Bir bok olsa... Kordi ördek gibi kaçamaz. Bu arada Kordi salan... Ne oldu Kordi? Yazıklar olsun. Niye? Neden? Bak. Harbi yazık. Kordi izle, izle. Burnunda da mouse bırakmışız bak izle. Ördek gibi kaçamaz. Bu arada Kordi salanın iddiası kendisi dışarıda yatacakmış. Yani, öyle bir... Harbiden yatırmayalım çadırda. Ben bu arada inanmıyorum yatabileceğini dışarıda. Yatmadı. O yüzden bence gerek yok. Götün yemedi. Konuşma. Argüman sunma. Götün yemedi. Yattın mı yatmadın mı? Ciddi böyle mi? Ciddi böyle mi düşünüyorsunuz? Evet. Evet duydum ben yatmayacağım dedi. Evet kurt sesini duyunca yatmayacağım dedim. Bizim iddiamız soğuk içinde kurt sesi geldi. Ayrıca çadırlar kurulmuş. Sikeyim o zaman ama hiçbir iddiaya girme. Başım kazan gibi olmuş böyle inkalk. Olmasaymış. Matları içeri sokmuşuz. Tamam. Çıkarmaya hem üşendim hem de kurttan. Tamam yatmadım yani. Götüm yemedi canım. Ama bizim iddiamız soğuk üzerineydi. Ya ben fark etmez. Korktuğum için yatmadım içeride. O gecenin de sıcacık olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ya benim için tamam o zaman senin şimdi avantaj yatsaydın amına koyayım. Kurt sesi duydum. Tamam işte götün yemedi işte. Bizim iddiamız kurt üzerine değildi ki. Ne bekliyordun yani? Buzdolabında mı yaşayacaktık zaten? Ormana gidiyoruz. Kurt olur, ayı olur. İşte Mert'in iddiası o şekilde. Hayır Mert'in iddiası soğuk üzerine. Yatay, gelecek sefer yatarsın baba. Yine ama hayvan olacak ki kampta. Bunu nasıl engelleyeceksin? Hayır. O kurt uluması duyarsam yatmam ama kurt uluması duymasam yatarım. Bir kere korktuğun şey yanlış en başta. Soğukta nasıl korkman gerekir? Kurttan değil. Abi soğuktan hiçbir şey olmaz. Uyuşur, uyuşur sonra uyanır ısınırsın. Zaten şu an önümüzdeki kamp Eylül kampı. Eylül'de yatarsın. Bir yere gidersek... Kurtlara söyleriz bağırmazlar. Orada yatarsın. Sizin soğuk direnciniz biraz düşük yapacak bir şey. Yok böyle bir iddia. Yok ben nerelerde yandım. Geçirdiğinizde ben kısa kolluyla terliyordum. Falan demişim. Sanki Alaska'da survival ettiğinizde fırtlarasını satayım. Artist. Şimdilik böyle yola da şöyle küçük göstereyim. 200 kilometre dümdüz. 200-210 kilometre yolumuz var. Yol akar baba. Şimdi arkadaşlar burada bakın ya bir... Burada çok fena muhabbetler vardı. Çoğunu kestik. Çünkü yanlış anlardınız. Laf yerdik diye kestik anasını satayım. Artık biliyorsunuz istediğimiz gibi hareket edemiyoruz. O yüzden de kestim. Burada şey dönüyor. Bir tane çocuk var ya babası fırça atınca içeri girince yapan falan. Ben orada baba rolüne giriyorum. Küfür falan ediyorum buna baya. Ondan sonra o da arkamdan o hareketi yapıyor ya falan. Böyle salak salak espriler yaptık. Kestik onları. Fatura var. 3300. Yapmışız yani. Hani içerik olsun değil. Baya doğal muhabbet güzel. Ben bugün Elraen olarak tığım azlığı için arabada kaldım. Bu adamlar ilk defa bir şeyle yüzleştiler. Sen de mi patladı? Geri zekalı. Salak böyle ya. Şimdi o sanıyor ki buradaki 7 kişi de ona ödeyecek. Halbuki büyük bir... Şu an Bolu'da yaşayanlar diyor ki aga be ulan orada ben hep gidiyorum oraya normalde falan diye. Sınırsız olma yolunda giderken bu yollardan geçmen lazım. Yazık Twitch geliri bırakma. Buna 3300 lira ne ya? Bir şey de almadık ha domates falan. Ya bir şey söyleyeyim mi? Oradaki çikolatanın bak jelatin ne kadar yalarım ya. Hay Allah'ım ya. Bir şey sorabilir miyim? Heh. Discord bir tek bende mi delay'li geliyor? Ona göre bir çözüm arayacağım. Discord delay'li mi? Ya var bir sıkıntı var. Bekle bir yeni bir yayın vereyim. Bir bakın bakayım şimdi. Abi 30 FPS'i alır mısın şunu bir 60 FPS'ten? Tamam. Şimdi düzelecek muhtemelen ya. Şöyle hatta biraz kıstım. Sizde şey oldu mu? Işıklar patlama anında böyle dondu. Evet. Dondu falan bir şeyler oldu. Veriyorum coşkuyu. Daha mı iyi? Evet, güzeldi. Ya bu Kordi, o arabada süratle ilgili, siz giderken Baboli sana da soruyorum. Süratle ilgili muhabbet mi döndü? Bir ara öyle bir geyik. Hayır ya, ben normal. Senin tahmin ettiğin gibi değil. Ha, ben 130'da falan gittim, 140'da gittim yani maksimum, daha geçmedim. Ben ne dedim ya? Ha, şeyler oldu ya. Sana karşı böyle biri önünü kırdı bilmem ne. Ha. O muhabbet döndü. Ben biri öldürecekti bizi biri la. Ya resmen öldürecek. Oradakini diyorsun. Önümüze kırdı. Yok bizi değil. Sizi öldürecekti. Benim önüme kırdı. Arkada kafayı yedik amına koyayım. Camı açtım ben, sövdüm adama tükürdüm. Baboli Lemur'a tükürdü. Adam camı açıp tükürmüş, o da Lemur'un suratına gelmiş ya, rezillik. Ben adama tükürdüm, rüzgardan döndü laps diye. Ya Allah'ım ya. Zekalı. Evet, yavaştan kamp alanımıza doğru geldik. Doğa şahane. Aa, orada bir hayvan var lan. Nerede? O doğal ortama gidince hemen hayvan görme psikolojisi. Ne diyorsun la? Ne diyorsun la? Ağacın arkasında. Görecek, heyecanlandı. Harbi de öyle sandım bu arada. Desenli geyik var gibiydi ha. Vallahi her şey olabilir abi. Bayağı doğanın içi. Ver bakayım bir. Burada hayaller şey. Görüntü cam gibi. İşte doğayı çekiyoruz falan. Kamera oynuyor yukarı aşağı. Gereksiz ya, bir saat. Burayı öyle mi yaptın? Burayı hani... Benim hayalim çok başkaydı da olmamış. Burada bir koyacaktı bir tane dobloyla yanlayan birini, böyle dönen efsane video olacaktı. Montajer, buralara artık bir yaratıcılık koy. İleri gelir ileri gelir amına koyayım. Abim ya. Sen Porsche kullanmıyor muydun? Bugatti kullanıyorum ben, Porsche. Eskiden de, 10 sene önce. Oh, az kalır dostum. Porsche'um kaldı lan. Ne Porsche amına koyayım, hayret bir şey. Daha çok motor kullanmıyor musun? Hayabusa. Evet babalar, kamp alanına geldik. Reis şapka akıyor. Kurulacağız yani. Dur bakayım şöyle bir şey. Burada şeyler var. Sesim neden böyle? Yavşaklıktan esprileri dönüyor. Onları kestik yani. İfadem ne? Küçük bir büyük iki. Arkadaşlar şu gördürmüş olduğunuz sandalye. Duyar yediğimiz sandalye. Projesidir. Benim bel fıtığından dolayı. Ne duyar yedik lan bunlar? Ya bu böyle duyar yapmak için toksikliğine yazmamış biri. Çay ocağına bu sandalyelerden güç bela toplayıp almış. Ondan sonra biz de bunu sıçmak için kullandığımız için dillendirmiş onu. Demişken hayat ne garip, ben çay ocağıma bunu almaya çalışıyorum ama siz sıçmak için almışsınız. Ya ben de altına yazacaktım, diyecektim ki baba bende de var aynı sandalyeden plastik, üzerine sıçmıyorum yani, hani bu kadar şey yapmayın oğlum, plastik sandalye yani 120 liralık şey, bu kadar da abartmayalım diyecektim. Sonra dedim ki onun hissiyatını bilemem, anlayamam, o yüzden bir şey demedim yani. Ama bunlar yani, abartılar. O mantıkla yani düşünürsen çay ocağı olmayan insanlar da var. İşte yani. Sen çay ocağına sandalye diyorsun, adam sokakta yatıyor dersin. Onun sonu yok ya. Aşırı duyarcı olduk ya. Çok şey olduk yani. Çok takılıyoruz her şey. Ortaya çıkan, buna bir isim verelim. Bok çukuru. Eğer başarılı olursa yakında hepinizle tüm kamp store'larında buluşacak. Satışa çıkartırız. Bunu do it yourself. 120 liralık şey ya. Kaç paraya? Oğlum yok lan, çok falan değil. Daha bile yok. 120 miydi? Plastik sandalye lan işte, şimdi ona baktırmayın. Gireceğiz, ortadan yaracağız. Oğlum büyük marketten aldık şimdi. Vardır bunu, bulursun 20 liraya da bulursun, 30 liraya da bulursun da bu böyle bakma. Sağlam bir sandalye ha, keserken anası aldı herkese. Beyazlar vardır, onlar gibi değildi bu biraz. Evet bu bayağı sağlamdı. Ömürlüktü sağlam bu arada yani. Aynen öyle. Bir tek bu güneş falan çok altında kalırsa bir süre sonra çatlar yani. Başka türlü ömür boyu kullanırsın. Sapa sağlamdı, ben çok şaşırdım. Sağlamdı. herkes bir alan delik belirleyecek kendine. Sıçmaya giderken bunu alacak. Alt karton altlığı yapacağız herkesin göt formuna göre. Gidecek kendi deliğin üzerine bunu kuracak. Oturacak, sigarasını yakacak. Patır patır sıçacak. Öyle olmadı tabii. O ne o ne? Ya bu sandviç ne güzel hazırlamışsın Mert ya. Oğlum bunu ağzıma bir attım, burama oturdu, konuşamıyorum da. Kuru ekmek vermiş ya. Ooo. Kuru ekmek. Ekmek yaptık koçum. Arasında bir şey var falan sen. Bu ateşe koyduk mu? Bu Trabzon ekmeği baba. Kordisleri dışarıda yatacakmış. Götü yemiyor şimdi, ağlamaya başladı yavaştan korkak. Tamam. Hayvanların arasına yok. Bir dakika baba, bak şu babaya çok kullan. Baba güzel laf. Baba güzel laf. Sen dışarıda yatacağım dedin mi? Dedin. Başka bir detay verdin mi? Şöyle bir detay var. Bugün git desene zaten orman içine. Çadır merkezi yani bizim Kasaba'nın. Tamam yatsın oğlum. Mert soğuktan bak böyle olacak. Bunlar vardı hep gerçekten böyle konuşulmuştu. Mert kıvırdı. Bu arkadaş durduk yere 1000 lira koydu. Ben istememiştim. Senin ne var üstünde? Pike mike. Ben yorgan getirdim. Ben 500 koydum. Bu arada taş çatlasın 10 derece oluyormuş. Yatarsın bir şey olmaz. Şöyle bir mekana bakın ya. Bak. Şu adamlara bak. Bu adamlar kamp içinde olmuş. Şu adamın gözlükle şapka uyumuna bakar mısın? En değerli ayı savar mı? Jandarmaya şikayet gitti şu an ya. Ne oldu? Bir Kordi diyor ki temizliğinden emin değiliz diyor. Ya şey koyacaktım buraya, bulamadım. O bandanayla twerk yapan bir dayı vardı ya böyle. Ricardo Milos. Aynen Ricardo onu koyacaktım. O an bulamadım ya, yetiştireceğim diye koymadım. Ama çayın güzelliği o suyla olacak. Ben o sudan... Normal ama güneş vuruyor, şey germişsin kendini, meme de çıkar, göt de çıkar. Yalnız o sudan nasıl yapılır? Ya arkadaşlar, tamam, dağ suyu. Ha dur arabanın içini göster. Bak o suyu neyin tribine girdin gene argüman sunmuşsun bir şeyler. Ben girmedim, ben içerim dedim. İçmeyen olabilir bir soralım dedim hani. Ha düşünceli. Aramızdan içmeyeni ya dedi ki ben gittim dedim. Baktım dedi her yeri dedi toz dedi. Ya Baboli. Anladın mı? Şimdi bak Lemur'u da tanımıyorum. Adam belki hani anladın mı? Midesi bulanır bir şey olur oradan içtiğini düşününce. Yok lan mis gibi su ya. Soralım. Şimdi beşlikten dolduralım dedim. Yoksa ben ağzımı dayar içerim, bana ne yani. Propier 60. ay kardeşimsin. Size. Arabanın içine bak. Atik ailesi. Böyle bir şey gördünüz mü ya? Yay var yay. 90 litre su almışız, sulara bak ama bitti lan. Vallahi bitti. Ekmekler ya, tamam. Zaten çaylara yetmedi ya, çaya koy. Tabii. Bakayım battaniyeler duruyor. İşte yatakları çıkartmaya başlamışız ufak. Gösterdik gerçi. Jeneratörümüz var. Bunu bir arkadaş yolladı bize. İzleyicimiz kalmıştık. He. Üçümüz sağ vallahi 2 çaydanlık falan içtik herhalde Baboli değil mi? Bayağı içtik. İçtik. Çok içtik. Ulaşmaya çalıştılar. Yerli üretim. Onu da destek olsun diye göstermek istiyorum. Baboli çay demleriz. Ortaya şimdi tenteyi kurarız. Çok keyifli ya. Oy. Bir şey söyleyeyim mi? Tenteyi tam şu zirve orta noktaya kursak mı ya? Base ortası. O birazcık böyle bayır istiyormuş herhalde. Aslında çok güzel olur biliyor musun? Ağaç yanı. Bak ben diyorum ki arabalar burada ya. Tenteyi şu zirveye koyalım. Üçgen yere eğimi bu arkada durur. Tente burası. Bunu denedik ama olmadı değil mi? Ağaç yani şey yapamadık. Olmadı. 4 farklı ip gerdirmek gerekiyormuş. Mecbur arabanın yanına taşıdık. Gerçi eğimli arazi ha. Peki işimiz olacak mı peki? Sadece bu tabiatta olan toksik usul. Sihirdar Vadisi. Şu an çiftleşmek için. Sihirdar Vadisi arıyor ya. Şu an dişisini avlamak için gidiyor. Evet Siyoniler. Şu an bir güncelleme atıyorum kameramanımız. Bakışı görüyor musun? Siyoniler. Şu an bir güncelleme atıyorum kameramanımız. Var da şu an şapka, gözlük ve şu... Evet, boynundaki kimlik kartı gibi duruyor ya bir de. Böyle sanki bıçak. Hadi bakayım. Şey ulan bak, tam bir film değil mi istiyorsun? Bir tane gazeteci tamam mı? Gazeteci. Ölen o oluyor. Niye abi asker, adam? Bak bir tane de asker var orada. Orada Amerikalı asker. O 3. falan ölür genelde askerler. Aynen, böyle hani... böyle bir... Orada aslında Holmes kendi de onda da asker pantolonu varmış. Ben onu tabii yakalayamadım. Kişi kurtarıp özür. Bak onu dojlamışsın. Şişko gözlüklü diye daha eski şişman gözlüklü. Şey katil. Ben demedim, kendin dedin. Ben hiç öyle bir şey söylemedim. Bak bana kalmasın çünkü bak. Çünkü falan ölür genelde askerler. Aynen, böyle, hani... böyle bir iki kişiyi kurtarıp özür. Bak. Bak dedim, aklıma gelmiş, söylemeyeceğim. Eski şişman, şişko gözlüklü diye daha eski şişman gözlüklü. Eski şişman gözlüklü. Eski şişman yani. Baboli katil, bak elinde de bıçak. Yaratığı ilk gören kişi. Arkadaşlar tenteyi buraya gerdik. Tamam mı? Burası bizim base gibi bir şey oldu. Arabaya da bağladık. Ağaca da bağladık. Nabu ağaca da bağladık. Burası aslan gibi oldu. Hiç buradaki şemaymış memaymış uğraşmadık bu arada. Hiç, hayırdır lan. Sonra burada benim tabii akıl edip de aldığım şu mükemmel... Şu çok güzel. Bundan birkaç tane de almak lazım. Mükemmel ızgara. Bu arada küçükmüş lan. Çok kalitelisini alacağız abi. Evet. Bir kez alacaksın, işi bitireceksin. Aynen. Bunun en büyük hatası buralar plastik arkadaşlar. Yani bu sıkma aparatı bildiğin plastik yapmışlar ama erimedi de ya. Erimedi yani, direndi fakat dokunamıyorsun tabii ona. 2 tane alsaydım. İş görür. O asker kardeşimiz de ateş ve şey kısmını ele aldılar. İhtiyar katille bizim bok sandalyesini şu an oturak olarak kullanmış. Canı sağ olsun. Şimdi buradaki malzemeleri, daha doğrusu beyze koyacağımız sandalyesiydi. İşte ne bileyim masasıydı, buzdolabıydı falan, bunu alalım. Burası bizim araba yanı beyze olsun. Oba kurmuşsunuz abi. Nerede bileyim emanet. Gel bir şey. Bunlarda yavşaklık yapıyorum ama... Burada çok özel bir şey var. Holy moly. Burada ne yaptım biliyor musunuz? Bıçağı böyle hani o kılıfından çıkartıp yapacaktım. Kılıfı içeride kalmış. Bıçağı yani direkt elimi kesmelik böyle sıkarak yapacaktım. Son anda kurtardım. Oğlum ne yaptığımı görmedin mi? Sen bıçağı görüntüsü yok, o yüzden anlat. İçinde açıldı ve ben elimle açıp kapağını şov yapacaktım ve bıçağa geldi. Anlatmışım işte. Ay amına koyayım. Neredeyiz bu arada, yapsaydı kesiyordu. Direkt yarılır da. Ben de ne oldu dedim amına koyayım, nasıl oldu? Baba en sevdiğim bıçak bu. O bayağı keskin bile. Evet. Bunu karınca işini tanıtmıştım hatırlıyorsan. Gerizekalı. Şimdi Merto. Sen bunu al. Tamam ver abi. 2 ayrı masa zaten var. Arkadaşlar şu an base'in parçalarını, ya bütün arabaları boşaltıyoruz. Nereye gidecekse oralara koyuyoruz. Oldu gibi. Of, sırada ne güzel uyurduk. Oo, okul dönemlerinde. Şu bak şu. 1. ders. Çok iyi. Bak şimdi şurayı çek bakayım, ben orayı bir çek kardeş. Bak öbür masayı da... Oo, mekan kuruluyor. Çektiniz mi? Şöyle çekeceğiz. Tamam bak bu masa böyle. Bunun yanına bir tane daha getireceğiz. Şöyle bir takım. Buraya da Holmes sağ olsun. Burada... Video sesi az değil mi? Arttırayım abi. Kazdı buraya yaptı. Baboli ile Ahmet ateşleri düzenlediler. Şu an çoğu herkes bölündü yani baba. Şimdi genel abi bir kurulum yapalım. Yalnız bir eksiğimiz var. Şurada gel onu gösterelim. Bunlar arkadaşlar sponsorlu olarak algılanmasın. Herkes aynı herkesten abi bıkmışız artık çünkü. Herkes. Bıkmasız. Bu arkadaşlar bize ulaştı, dediler ki abi elektrik problemimiz varmış. Biz böyle bir şey üretiyoruz. Size yollamak istiyoruz dediler. Biz de kabul ettik. Çok da güzel cihazlar ama ampulleri unutmuşuz tabii yani. Biz yayında konuştuk ya. Hani kampa gidiyoruz vesaire diye. Enerji işte Lemur yardımcı oluyordu. Full her şeyi yerli üretim. Solar enerji, güneş panelli jeneratör aslında bu. Kamp içinmiş. Bunu yapanlar Sivas'tan arkadaşlar. Eken solar sistemde bunu yolladılar. Burada hem ışığımız var. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hem de işte gerekli enerjiyi sağlayabileceğimiz jeneratörümüz var. Ne o? Mavi pano panelleri. Eken çağı, doğru. Onlara da buradan çok teşekkür ederiz. Yollamışsınız. Şimdi bunları biz güneşe yatıracağız. Bir güzel dolduracağız ki dün biraz doldurmuştuk zaten. Deneyeceğiz bakalım. Gece ne kadar ışık verecekler. Herhalde 8-9 saat rahat aydınlatır. Çok kötü işler hep açıklama yapacağız. Ben yazlıkçı gibiyim, fark ettin mi? Daha ama bu sıcakta en iyisi o. Bir dakika göster. Boş yapmayın. Hazırlık var. Yani benim emanetler bunlar. Erzurum'dan aldığım her şeyi şimdi kampta giyeceğim. Bir eşyaları dağıtalım da ondan sonra. Ama şu güneşte de yani. Biraz ama terletmiyor. Normal. Tamam hadi bakalım. Bir dakika geldi ya. Reis. Yani reisimiz geldi ya. Özgür abim. Buyur abim. Ya lan. Sana hoş geldin diyesin. Abi ne çektin bugün ya? Evet şimdi şöyle bir reisimiz. Abi şuradan başlayıp Özgür abi. Buradan başlayıp burada kancıları takıp. Abi şunlar. Kordi'ye bak, sorguluyor ya adam. Ya onlar. Çadırı anlamaya çalışıyor. Bak. Oğlum bak ilk çadırı analiz ettim, sonra bütün çadırları kurdum zaten. Dip köşeleri nerede yürüyor? Bak bunlar da maviye takılıyor bence işte. Ben OBS'in sesini full kısmışım. Pardon oğlum, bütün ağzına sıçmışım yayının ben şu an ya. Bir yerde kıstım ben bunu müzik verirken mi? Bunu destekliyordur. Genelde Decathlon böyle şeyleri rengarenk yapıyor. Bir yandan bu arada bulgurumuzu yapıyoruz. Çayımız var alevli. Şu an mutfaktan sorumlu ve odundan sorumlu Ahmet'le şefimiz Baboli. Baboli'nin duruştaki asalete bak ya. Doğradı. Bulgurunu yapıyor şu an. He? Karakteri gibi lan. Değnek gibi duruyorum amına koyayım, ne asaleti. Burada da Özgür abi önderliğinde çadır kuruyoruz. Tam yapmacık vloggerlar. Çok basit çadırmış ya. En son çakarız değil mi abi yere? Özgür abi diyor ki şu an nereden bulduk acemileri, geldik buraya. Şunları da şeye takın. Ayağımda Converse kampa gelmişiz. Bende de sanki şey var. Ayağımda fazla. Son durum, burada bir çadır bitti. Burada kurulu bir çadırımız var. Özgür abi de yardım etti. Birçok kişi bir gün kaldığımızı düşünmüş ama biz 3 gün kaldık. Yani 2 gece kaldık. Tabii bir noktadan sonra video çekmedik. Birinci çadırımız burada. Burada muhabbet dönüyor. İkinci çadır burada hazır gibi hazırlanıyor. Bir de burada çok uğraştırıcı bir çadır var. Şu çadırla uğraştı ya, inanılmaz. Evet ama güzel, biliyor musun? Böyle atıp büyümesi çok mantık, güzel bir şey yani. Ama o sıcakta öldü işte. Hmm. Biz de ısındık yani. Zaten uyuyamıyorsun oğlum kampta. 3 saat 4 saat maksimum. Olursa olsun orada 10 dakikadır uğraşıyorum. Sıcak olmama şansı yok. Yani. Tabii güneş vuruyor. Atlayalım. Adam attı, çadırı kurdu la. Çızbız ha. Bulgur nerede? Ama bakar mısın? Oy. Gece bak milletin götü titriyecek orada. Şu an tatlı da. Bir de paranormal bir şaktık mı baba? Oturacağız diyoruz ya, akşam oldu mu kışı devirip herkes yatıp uyuyacak. Yüksek ihtimal öyle olacak. Bu arada bana bir info geldi. Ne infosu? Okumak ister misin? Gel söyle bakayım. Abini gece korkutacaklar. Haberi var mı? Buradaki küfürleri kestim. Bayağı küfür ediyorum bunu atana. Sen nereden biliyorsun? Yayında söyledi Lemur'u korkutacağız diye 4-5 gün önce. Sakın klip atmayın dedi. Klip almamış. Korkar mısın? Korkmazsın. Orada vay orospu çocuğu diyorum. Biz de öyle eşek şakaları olmaz oğlum. Hiç inanmadım ama. Neredeyse bir gündür beraber hiç gördün mü öyle bir şey? Yapacaktık onu, yapmadık. Polonya mesela. Polonya'yı niye çekmemişiz oradan? Evet ya işte oğlum, dümdüz koymuşum çekmişim. Niye şapka takıyor, güneş var? Ya direkt koydum, şey yaptım ya. Ya burada aslında sohbeti çekmek istemişim ama görüntü çok kötü. Hayır abi, o görüntü yönetmeni, sahne tasarımı. İkiye bölmüş orayı. Abi burada niye duruyor? Gözü kaybetmiş. Ya yakalayamıyorum. Zaten bir tane kanat yiyebiliyor bunu. Onu yiyince doyuyor. Yedim öyle bir şey. Ondan da maksimum fazla alıyor. Doyacak mısın onunla? Kabatalaya. Burada Mert'in lafını bir kesiyorum. Ha, kollara bak, kollara. Yemek yerken çekim yapmanız gıcık edici bir şey değil mi? Çıkar donanlar onun gibi esnasında yemeğini bırakıyor. Yaklaşık olarak kaç saat oldu lan biz geleli? Ya diyelim ki 5 saat oldu. Daha fazla mı? 8 saattir buradayız. Ne yaptık? Yemeğimizi hazırladık. Yemeğimizi yedik. Çayımızı yaptık. Çadırlarımızı kurduk. Eşyaları yaydık. Şuraları organize ettik. Yemeğimizi yedik. Çayımızı yaptık. Çadırlarımızı kurduk. Eşyaları yaydık. Şuraları organize ettik işte. Ne neredeyse falan. Tam toparlanmadık ama ben toparlanacağım birazdan. Sürekli söylüyorum, o da yapamadım. Ufaktan hava soğumaya başladı. Aynen abi. Kordi reis hala inadına tişörtle duruyor. Ya siktir lan. Montum orada abi. Allah çarpsın, düşünmüyorum bu arada. Çakal canım. Ondan Lemur'un artık uykusu geldi hiç uyumadığı için. Ben ateşledim arkadaşlar. Tuvaletinizi gösterdin mi? Göster. Aa, onu Instagram'da gösterdim. Evet Holmes, şimdi bir tanıtım rica edeceğim. Ben şakalam dedim. Mert de şakalamına. Bu limon tayfanın dizayn ettiği. Aramızda Alaturka'ya yapamayanlar vardır diye. Böyle. Bak, bunu bir deneyimle bakayım. Şuradan gel abi, karşıdan. Karşıdan bakayım sana. Allah. Bunu oturuyorsun abi. Oo, 10 numara. Aa, pıt. Pıt. Tamam. Pıt. Şuradan da siliyorsun. Ben şunu bir deneyimleyeyim. Vallahi çok güzel olur deneyimlerken. Ya böyle bir adam yok ya. Vallahi yok ya. Aklıma bir fikir geldi. Hadi yardım edelim. Hep beraber sıçmaya gidelim. Aynı anda tutalım. Hep beraber çıkalım. Lemur da o sırada drone'la... Burada bir dinlenelim dedik. Özgür abiye baktık. Dinlenmiyorum. Bura biraz kötü gözükmüş. Kötü öyle algılamayın. Çok kötü gözükmüş ya. Biz sürekli biraz Özgür abinin tepesindeydik. Sürekli abi yardım edelim abi. Bir otur 5 dakika dinlen, gözünü seveyim falan. Yok abi, adam durmuyor yani. Hani sürekli bir şeyler yapıyor böyle. 5 dakika oturalım sigara içelim diyoruz. Adam orada odun kesiyor. Ya anlamıyorsun bak. Arabaya falan gitti sanıyorsun. Bir dönüyor 9 tane odun var böyle, çekiyor. Anladın? Evet evet. Çalışkan. En iyi yere kim sıçıyor? Ondan sonra çok kötü hissettim kendimi. Böyle bir şey çektim. Senin bundan sonraki buradaki adın bok avcısı. Kabul etmiyorum. Vallahi özet bu arkadaşlar, keyif yapıyoruz. Bu taraflar hala güneş. Mekanı yarın gündüz uyanınca şöyle bir genel bir çekeriz. Zaten Lemur'un drone kayıtlarını falan, her şeyini ben buralara falan ekleyeceğim, edeceğim. Ha, bir sürü şeyler izlersiniz. Bunlar zaten belli gibi. Montajcı ileri geri gitmeyi yeni mi öğrenmiş? Yeni öğrendi onu ya. Ben onlara video dedim ki 3 kısım var. Bir drone görüntüsü, bir araba görüntüsü, bir de şey, bunları bir yapın hani yüküm azalsın dedim. İleri geri yapmış kardeşim. Biz çok iyi montajlar ya. Abi bir de öncesinde neler yapmış biliyor musun? Şimdi drone'u oturtma yöntemi vardır yani, kaldırır, indirir, sahneyi yakalarsın sonra çekersin. Oraları da koymuş. Bir böyle oluyor, bir böyle oluyor, bir böyle oluyor. Kardeşim benim ya, canını yerim senin. Bu izlediğiniz kısım aslında, ben burada çekiyorum işte. Yerleştirelim, yatakları yerleştirelim tüm çadırlarımıza. Yatakları şişireceğiz daha. Tabii onları şişireceğiz biz. Özgür abi bir şey soracağım. Kordi sıçacak mı bak? Bir baksana bokunu tutuyor bir de. Gelsene oraya. Bildin. Kordi. Oğlum sen orada, sen orada osurmaya çalışıyorsun bak. Sen sessizce bırakmaya çalışıyorsun orada. Bir şey diyeceğim, öyle bir şey olsa ben ne yaparım biliyor musun? Aradan kaytarırım, giderim uzakta ne var ne yok bırakır geri gelirim. Bak uçurdu şu an. Orada başka bir şey yapıyor. Gidiyor çıkacak. İzle. Çadırlarımıza. Yatakları şişir. Bak zorluyorsun orada, bak gözlerin kısılıyor. Bakan var mı? Yok ya, bu başka bir harbi şey ya. Harbi tutuyor ucunda ucunda. Kanka bu başka bir şey, vallahi başka bir şey. Ne yaptın acaba orada? Özgür abi bir şey soracağım. Şişme yatağı koymadık. Sözünü unutma. Matın üstüne direkt yatsam daha iyi değil mi? Yani şişme yatakla oranla daha mı iyi olur? Daha iyi olur. Benim belim için de daha iyi olur ha. Sertte yatmam daha iyi. Evet. Ben şişime yataksız yatacağım. Abi ben matta yattığımda şey sıkıntısı çek. Ben boyuna bakımını koyuyorum. Aha bu niye böyle? Oha. Kordi sıçtı galiba bu arada. Kordi. Evet, ben oralarım ağrıdı. Omzumu koyunca kafamı koyamıyorum. Şimdi. Arkadan gelen sesi duydun mu? Bastan ne diyor? Bak bundan iyi bastan olur ha. Ben yatabiliyorum. Buralarım ağrıdı değil mi? Evet, hem oralarım ağrıdı hem de omzumu koyunca kafamı koyamıyorum. Bundan da iyi bastan olur. Zaten çadırıma giriyorum. Öncelikle matlarım. Evet, namuslu gibi koruyor bir de onu. Koyacağım. Baboli şunu bir tutar mısın? Ya şöyle bir göstereyim. İzleyenler merak eder ya. İkinci çadırı ben aldım. Zemini tam kaplasın diye 3 tane mat koyacağız. Şişme yataktan vazgeçtik. Özgür abi dedi ki şişme yatak donarsın. Ama belki bir tane şişirdi koyarım. Burası böyle bavulluk. Burası çok iyi abi. Sen direkt, bir de çok enteresan, bu çadır kapalıyken içeriden dışarısı gözüküyor ha. Böyle bir hissediyorsun. Yani eşyaları buraya koyabiliyorsun. Burası seni koruyor. Burası da eşyalarını koy diye değil mi? Yani. Bir de ayakkabını falan koyarsın. Yani. Bir hayvan gelir alıp götürmesin. Buraya ıslanmasın. Böcek, giriyor tabii. O çok iyiymiş ya. Normalde mesela o olmasa ayakkabılarında içeri alınca da olmuyor. Yani. Bakalım içinde neler varmış. İçinde açıkçası çok bir şey yok. Bana geleni gösterelim. Yakışıyor abi. Fırlat. Bekle. Buraya 3 kişi çok rahat sığar bu arada normal yan yana. Buraya, bunun gibi bir çadırı biz 4 kişi giriyorduk. Bu arada daha iyi oluyor ama sıkıntı şu, genelde burada böyle organik besleniyorsun ya böyle yerlerde. Aha. Bir kişi osurduğu zaman çadırı yıkıyorduk. Bunları böyle dizeceğiz, zeminden ayrılacak. Üstüne de gerekirse şişme yatak ya da şişme yatak üstüne mat koymak lazımmış ki o içindeki havanın soğuğunu sırtın almayız. Benim zaten belim tutuk. Anladık amına koyayım, benim tutuk videoda 8 defa söyledi ya. Bir de sildiğim var 27 tane amına koyayım. Var. Yorgan o kadar. Sen gel benimle yat istiyorsan burada. Olur, bana hiç fark etmez. Şimdi gece arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Yatıyorsunuz, kafanız burada. Bir anda böyle bak yattığın zaman dışarıdan birinin, gerçekten arkadaşça değil ama yani eşek şakası için bir şey böyle yaptığını düşün. Bir de böyle önce bir ot hışırtısı. Ben yavaş yavaş. Ha? hani bütün gece şaka konuştuk ama yapmadık ya. Sabah böyle abi hani 2 katmanlı ya çadır. Üstteki perde gibi olan çadıra çarpıp durmuş rüzgardan. Ben de bir bana şaka yapmaya çalışıyorsa onu bir yumruk attım çadıra, meğersem kimse yokmuş. Kendi kendime yumruk atmışım. Ya bu ne ya, ses mi kaydı diye soruyorum. Cevap yerine mute yiyorum kardeşim, cevap versene. Ayça siktir lan. Ne ses kaydı oğlum, manyak mısın? Ne ses kaydı? Videodan geliyor ses. Ondan sonra... Ama ben ne yapacağım tabii? Emaneti koyacağım. Suyun bura olduğunu düşün. Bak şimdi Baboli'ye bak burada. Arkam kara, tamam mı? Tamam. Oğlum bu... Oğlum bak bunu ibneliğine yaptım ben. Niye biliyor musun? Belli. Baboli burada çok güzel bir anı anlatıyor. Dedim ki bunun en alevli kısmını kesip sadece oltayı çektiği yeri koyarsak manasız bir şey olurdu. Orayı bir kestim. Baboli bir şey anlatıyor ama ne anlatıyor? Şey değil yani. Fıkrasına benim... gülünmeyen adam gibi olmuş. Bak şimdi izleyin burayı. Zaten öyle. Bu hikaye çok güzel ama heyecana bak. Bura olduğunu düşün. Arkam kara, tamam mı? Tamam. Bu şekilde şimdi çekiyor, tamam mı, heyecanla. Böyle. Çekti. Böyle. Bu şekilde karaya döndü. Kurbağayı karadan aldı. Sen kurbağa amına koyayım. Kurbağa mı? Karaya çıkmış amına koyayım. Asiktir. Kurbağa. Mevzu ne biliyor musunuz? Baboli anlatayım çok hızlı. Yem olsun diye kurbağa takıyorlar. Canlı kurbağayı atıyor. Balık geldi sanıyorlar ve heyecanlı çıkıyor. Halbuki kurbağa karaya çıkıp kaçıyor. Yani hikaye o. Balık sandıkları şey, taktıkları kurbağa. Değil mi lan, doğru anlattım. Aynen, bütün gece sabaha karşı şangır şungur zilin sesine uyanıp büyük balık geldi zannettik. O hikayeyi öyle anlatmaya çalıştım da. Hani bazen olur ya, yaşayınca komik olur, anlatınca olmaz, öyle bir hikaye oldu. Ne durdun? Anısı bu. Dışarıdan yardırıyor o da. Aynen, biz de onu öttürüyor. Zannettik ki balık yayın geldi. Geldi. Canlı bıraktı, hani hayvanı öldürmüyor. Canlıya daha çok saldırıyor balık diye. Hareket o kadar komik ki ama. Heyecanla çekiyor böyle. Rica yapmışım ama. Karaya doğru döndü. Allah dedim seni kahretmesin Ömer. Oo Lemur Bey hoş geldiniz. Çok merak ettim, ne yapıyorsunuz burada? Aga biraz hayat getirdik. Işık taktık. Matları bir şimdilik serdim. Açılsın rulo halinde ya. Boyu çok kısa değil mi bu çadırın? Ayağının yetiyor mu? Bakayım şöyle bir tut bakayım şunu. Tam bir boy hesabı yapalım. O kadar tam sığarsın bence. Bak kafam aşağı doğru lan biraz. Aa yamuksun lan. Nasıl? Böyle bırakırsın. Aa. Şimdi sırtına yastık falan alacaksın ya. Bayır mı? Bayırmış bura. Böyle yap. Ben buraya koymayacağım, buraya tabii koyacağım. Öyle olma. Burası ya da yan yat abi. Bacağı bir tık kıracaksın. Yatma şeklim nasıl biliyor musun? Ben kafamın altına yastık koymam. Benim yatma şeklim bak. Kafamı hep kola koyarım. Tam şu göbek boşluğuma da yastık. Kime ne amına koyayım? Neyi anlatıyoruz işte? Sen bunu anlattın diye ben gece kalktım. O yüzden uyumadım bu arada. Aga be. Dedim rahat et amına koyayım. Kalktı gitti lan. 1 saat 1,5 saat kolum uyuşmuyor bu arada. 1,5 saat durdu Baboli. Bir baktım uyandım. Yok. Nereye gitti? Çıkmış dedim. Herhalde uyuyamadı. Rahatsız oldu. Halbuki ben rahat edeyim diye çıkmış. Kardeşim benim. Aga. Bu arada kolum uyuşmuyor. Çocukluğumdan beri böyle uyuyorum. Çok rahat bir uyku pozisyonu bu ama. Benim de çok benziyor biliyor musun? O çok rahat nefes alıyorsun. O kadar yani rahat alıyorsun ki. Bir de şu bacak arama. Bacak aramada koydum mu bana buraya yastığa gerek yok abi. Şu şekilde kediler gibi uyuyorum. Uyumak isteyeceğim ondan, gidip yatacağım. Harbiden ya. Alpis. Dur bakayım. Mesela sevgili Holmes, yavrusu olan bir ayıyla karşı. Burada ses kötü. Yavrusuna bir tokat, babaya bir tekme. Ne diyeceğim, cadı mı diyeceğim bunu? Yap. Gelecek. O neydi lan? Ben çadırıma gidiyorum hadi Allah'a emanet. Ananı s**eyim. Yavrusuna bir tokat, babaya bir tekme. Alfasını boynunu bir kapacaksın. Bir boyun kilidi çat. Beni s**eyim Başlıyorsun oğlum, çapraz yürüdüğün an bitti o işi. Ne? Ben yapacaktım. Kamp alanında bunun şakası harbi yapılmaz. Oğlum ben duydum bu arada. Ne duydun? Oğlum şuradaki yürüme komşuna geliyor. Şaka değildi bu arada. Arkadaşlar kapat yayını hadi. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ne olduğunu merak eden bir ayı geldiğinde herkes böyle panik yapıp koşturursa o ayı azar oğlum. Ben size şu kadar net söylüyorum. O işler öyle geldi mi şey o soğukkanlılığı kimse gösteremez. Ben soğukkanlılığımı kaybettim. Uçak mı o ne orada bir şey yanıp sönüyor. Kutup yıldızı o ya. O biraz tutsana soğuk. Asla. Soğukkanlılığımı kaybettim. Ne yapıyorsun? Kamp alanında ben bir şakası harbi yapılmaz. Soğukkanlı olacaksın kardeşim. Bak savunma geliyor. Oğlum buna refleks. Oğlum buna refleks diyoruz oğlum. Köfte bir şey yaptı ya. Köfte bağırsağı bozdu benim. Onu atma. Abi kırma. Kırmayacağım oğlum bakıyorum. Ya oğlum ya harbiden epik ortam ya. Herkes ayrı dünyada bırakayım onu kırma diyor ona bakıyor. Abi kırma. Kırma bakıyorum. Dedemin adı. Dışarı ormanın içine sıçıyoruz. Hatta bugün sıçanlar. Ya. Bugün sıçanlar. Baboli boku gel. Kakası gelmiş onun o bize kızmış. Ya ne sıçanlar. Kakan gelmiş. Bu düşmanına böyle bakarsın. Böyle bir bakış yok buna koyayım. Bak sen yapma bari bak. Sen bunu söyleme gözünü seveyim. Benim bakış tipim bu ama. Bekle. İçecek alıp geliyorum ben. Dur kaçırmamam lazım. Sevmiyor herhalde ama. Oğlum ben çocukluğumdan beri bu yüzden hep kaç kere kavgaya karıştım. Ne bakıyorsun lan hesabı olur ya böyle. Hani niye bakıyorsun hayırdır diye çok gelen oldu üstüme benim. Yani bakışım bu. Değiştiremiyorum arkadaşlar. Tipim bu amına. Mesela bir şey dikkatli baktığın zaman böyle oluyor. Odaklanmışsın orada dinliyorsun aslında aynen. Da. Aynen o yani. Sert ifadesi var ya. Ya ayıptır söylemesi. Tuvaletimizi yaptığımız yere sopa dikiyoruz. Yani biz ikimiz yapmışız sadece. Hani olur da biri sıçmak isterse oraya görürse gitmesin. Bir yerde iki tane sopa yan yana. İlk uzayacak yapma kişi. Yapma diyor. Buna koydum. Sakın dönme ha. Baboli atıyor evde. Baboli. Kanal silinir Baboli. Nerede göremiyorum. Ha. Burada çok korktum abi. Çıkartıp sallayacak sandım bu arada. Sen işiyor musun şu an? Evet. Evet. Yürekler ağza geldi. Şey algılanmıyor. Onlar bir anlamda korkmaz. Bu katil gibi değil yani. Tabii korkmaz. O gerçek. Zaten herkesin kafasının sola dönmesinden çok belli. Çok belli. Kordi'nin ifadeye bak. Şimdi bak. O gerçi. Bak. Hani evet 100 piksel ama yapacak bir şey yok. Surata bak. Götüne mikrofon takmış. Teyze geldi çadırını açtı. 5 dakika sonra buradan gitti. Teyzeden rahatsız oldu. Kordi. Kadın geldi şunu diyor kardeşim bak geldi. Bak 5 dakika sonra buradan gidin dedi. Uykum da çadırını açmayacak. Ya kadının teni falan böyle bitmiş. Kadın şey yani renk kalmamış geliyor diyor ki 5 dakika. Gidin. Kardeş. Kadının altıma sıçarım. Uzarım mı? Bir de hani mümkün olduğu kadar yaşatalım ki mantıklı bir cevap versin diye her türlü sıfata bürünmüşüz. Bak. Hala argüman sunuyor ya. Diş falan da yok. Benim tamam. Cevabım tabii ki mantıklı. Bembeyaz bir ağız. Tam rahatsız olurum. Sana diyor ki 5 dakika. Polisi ararım diyor. Kampın ortasında. Ya böyle bir kafa olabilir mi Kordi ya? Sizin sorunuz daha saçma. Benim cevabım da aynı saçmalıkta. Böyle bir şey olma olasılığı ne kadar çok. Farz etki oldun. Ne kadar az. Korkmaz mısın diyoruz. Farz etki aradım o zaman polisi. Yani, polis bölgesi değil ki bro koçum. Jandarmayı araman lazım. Cadı bölgesi mi orası kardeşim? Cadı bölgesi de değil. Götüme sokacağım mikrofonu ya. Arkadaşlar böyle şeylerden korkan sizsiniz. Ben korkmuyorum böyle şeylerden. Birine şaka yapacağız, şaka yapacağız bizler. O bakıştaki Flash TV oyunculuğunu gördün mü o? Sağa doğru dönerken gerçekçiliği gördün mü ya? Şaka yapacağız, şaka yapacağız bizler. Bak şimdi bak. Seni kamp alanında bırakıp gitmişler. Bu video nereden çıktı oğlum? Sen mi yaptın bunları? Yok lan bu Alpis'in işi. Alpis yapar, ben nasıl yapayım bunu? Alpis çok güzel detay yakalıyor. O oyunu çok seviyorum. Arkadaşlar öpüyoruz hepinizi. Allah'a emanet. Bay bay. Bay bay. Ateşimiz olmayamıyor. Burada küçük bir ışığımız var. Planladığımız işler hiçbir çalışmadı. Şu an için Lemur'u... Sait'e sövdük. Halbuki çocuk göstermiş ya. Vallahi göstermiş. Göstermiş mi? Oğlum göstermiş o abi. Burada da ampuller var demiş. Ben siklememişim. 5 dakika. Ondan sonra akşam düzeni yaptık. Buzdolabını düzenledim. İşte arkaya arabaya yerleştirdik her şeyi. Şu an temiziz. Öyle yani tertemiz oldu. Güncel lan o. 20.000 bit mi attı biri? Ne yaptı? LXTTT bu nasıl binik lan? Kesene bereket kardeşim. Lema atalım dedik. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere gece Tuğkan abi. Of bu çok lezzetliydi. Bak canınız çekecek. Bak buranı yapıştırırsın böyle suyunu emciklersin diye içersin. O kadar güzeldi yani. Et güzeldi bir de. Abi külbastı yapıyor. Ekmek arası mayonezli. Oğlum canım ekmek çekti arası ya, mayonez, cart cürt. Burada Mertler gözükmüyor şu an. Nasıl gözükmüyor Mert? Ben çok karanlıktasın. Merhabalar dostlar. Yaklaşık bir yarım saat önce bir kurt sürüsü geldi. Bir ululalılar. Ondan sonra dedim ki ulan hayırdır. Ormana bir girdim. Dedim oğlum bir daha... Şu dakikayı yerken hatırlıyor musun Mert beni? Eğik bir şekilde giderken bir yandan yiyorum bir yandan... yandan tramvay gibi bart. Olursanız ağzınızı içe... Birazdan da et yaptığımız için ayılar gelecek. Ayı değil, kurtlar inecek. Oğlum o etten bir daha yiyelim canım. Aklıma geldi tadı ya. Valla. Bizde misafir baş ister. Şuradan 3 tane kurt hırlayarak gelsin var ya, götümü yesinler. Bir de 5K mı attı? Kardeşim sağ ol, teşekkür ederim. Atma lan daha, tamam. Ben direkt arabaya... O önceden 20.000 atmış, şimdi 5.000 atmış. Pardon, tamam. Açarım kapıyı, görüşürüz arkadaşlar. Kurtlara selam veririm. Herkes sırasına biner yavaş yavaş. Evet, gece yemeği yiyeceğiz. Arkadaşlar bu saatlerde yemek yemeyin, biz kamptayız diye. Tuzu attıktan sonra tuz mu diye bakmam. Bak fark ettin mi? Gece yemeği yiyeceğiz. Arkadaşlar bu saatlerde yemek yemeyin, biz kamptayız diye. Besin alma saatlerimiz biraz değişiyor. Bu arada çok dikkatli bakarsanız şu an gördüğünüz karanlıkta bazen 2-3 tane göz böyle parıldıyor. Onlar da çakallar. Şakallah. O ne önemli bir şey. Büyüklerin anlattığına göre buradaki eski şamanların ruhlarıymış. Hey. Evet. Gece acıkıldı ve yemek faslı. Şu an ormandaki hayvanlar bu kokuyu aldı. Bak, ve buna kurt gelir baba. Baba buna da gelir kurt. Gelirsin. Baba bunu kurt kaçırmaz baba. Kurt ayazı geçirir ama yediği yoğurdu unutmaz. Yalnız inanılmaz yağlıymış bu var ya, haşlama oluyor bu ha. Hiç de öyle olmadı bu arada. Bunun üstüne ne yapacağım biliyor musun? Ekmek. Nerede ekmek? Ekmeği parçalayıp koyacağız baba. Ahmet'i biz diyoruz, sendeyiz. Mert'im ben medieval seviyorum dostum. Allah'a emanet. Haydi bakalım. Açtığın an karşına çıkıyor peçete. Tamam baba daha çekmene gerek yok. Adamlar acıktı amına koyayım. Şu adamı bir çek, şu adamı. Ya ben diyorum ki arkadaşlar vlogda çekmeyelim, canları çekelim. Ama bak kamp yılanı da güzel. Ama bak burası çekilir bak. Buraya bir zoom gireceğim. Evet bu geceki manitam bakın kim? Baboli. Küçük bir ışığımız var. Oğlum orayı da mı koydun? Biz... İzle. Şişmeye takmadan şişirmedik. Gözüküyor mu bilmiyorum ama baya alta attık şeyi. Evden getirdiğim yorganı. Battaniyemiz var. Yeter. Havada 8 derece falan. Biz üşümeyiz Baboli ya. Hiçbir şey olmaz. Sabah 5'ten sonra yaslattık mı? Aynen öyle. Çadırı da kapattık. Yanda havalandırma var bak Baboli. Sarız ya. Bak şu havalandırma daha görmüyor şu an. Bak sanki Harbi gör. Ya bak gözüm buraya bakıyor. Gözüm buraya bakıyor. Görmüyorsun sanıyorum onu. Heh, onu açtım mı? Bak onu açtım. Tam bir. Heh, tamam şeyi kapalı değil mi? Mavi olan. Tamam o dışarıyla bağlantısı bizim. Bakın şöyle bir cep açtım buraya. Burası sineklik. Dışarıdan hava alıyor. İyi hadi o zaman. Hadi arkadaşlar iyi geceler. Allah'a emanet. Allah. Koyar mıyım kardeşim? Ya asladım dedim. Onu yarınki yayında açarım. O kısmı. Çok iyileri geri alıyor ya. Sadece harbi yeni öğrenmiş bunu. Baksana oğlum köyün güzelliğine ya. Bak Lemur ne yazıyor? Ne yazdı? Montajın stajyer oldu 2 hafta diyor. Montajın stajyer oldu 2 hafta. 9 ay yollasak olur mu? 9 ay olursa sevinirim. Arkadaşlar sabah kalktık. Karpuzumuzu kestik. Ekmeğimizi kestik. Bu 3. günümüz. Kestik. Baboli orada soğanları dilimliyor. Hayır bu 2. gün. Bu 2. gün pardon. Soru sorabilir miyiz? Lazona ile bugün. Lazona bunu ölümüne bana savundu. Neyi savundu? Şimdi görüyorsunuz ben orada karpuzu kaşıkla yiyorum. Yenilebilir. Ben dedim ki şimdi orada çatal yoktu malum. Diğer kaynaklarda sınırlı. Elimle yesem ağzım burnum sağım solum karpuz olacak. Kardeşim dedim kaşıkla böyle yedim. Bunda garip bir şey yok. Yok dedi sen hayvansın, medeniyetsizsin, öküzsün böyle bir şey olmaz. 1 saat benimle bunu tartıştı. Şu Lazona eşeğine buradan mesaj verebilir miyiz? Yani bence kaşıkla yenebilir. Bak şu solda duran dilimi böyle kıtır kıtır yemeyi tercih ederim ben. Isıra. Hatta o karpuzun dibine de dişini takarsın kırıp kırt diye onu yemeyiz. Normalde sıyırırsın. Ha, sıyırırsın. Ama işte hani kampta çok temizlik şeyimiz çok konforlu değil falan filan diye uğraşmak istemedim. Yani bence yenir. Adam linç etti beni ya Discord'da. Ya bir şey sorabilir miyim? Şuna kaç para vermiştik? Şu buzof. 100 lira mıydı? 150 lira. Abi siz bunun üstünü okudunuz mu hiç? Yo. Ne sarf aldın? Bebek losyonu oğlum o. Nasıl bebek losyonu? Biz keneden korur diye bütün kıçımızın arasına kadar sıktık. Losyonmuş o. Bebek şeyiymiş ama... Şimdi mi söylüyorsun bunu? Bebek gibi olduk işte abi. Hayır yani sinek falan böyle bir kovuyormuş galiba. Üzerinde öyle bir şey yazıyor ama öyle keneden koruyan özel cızımbırtı falan ama değil. Oraya gidip öyle dedik biz. Öyle deyince öyle vermişler. Tamam, kitlemişler işte amına koyayım. Bence kitlemişler. Bilmiyorum belki de iş yapıyordur ama okudum üstünü iş malzemeleri toplarken. Ya. Bayağı hiç öyle bir vurgusu yok yani. Ama bebeği bile koruyorsa hem cilde zararı yoktur, aynı zamanda kalitelidir büyük ihtimalle. Bebek malzemeleri... Ya işte son anda onu düşünerek kendimi rahatlattım ben de. Evet doğru söylüyorsun ama bir ara bak okuyayım onun üstüne. Zaten bir şey sokmadı ya ne olacak? Raid sıksaydık daha iyiydi üstümüze. Sabah böyle her yeri sarkmış eriyor yeşil. Ekmek oğlum çok canım çekiyor şu an ya. Şu an böyle ne yapasım var biliyor musun? Çılgınlık yapıp sikerler lan deyip böyle kapatıp her şeyi. Hadi oğlum toplanın. Yükle baba malzemeleri. Yardır git. Gece. Hadi. Kampa çıkılır zaten abi hadi. Yaparım ha. Ama buraya bak beni, ben burada zaten bana tedaviye gelenler şu an yarın beni mucuklar. Olmaz. Sen bir düzel ondan sonra. Hayatı böyle yaşayacağım. Gaza getirme vallahi yaparım bak. Ben hazırım. Dünden hazırım. Ben her türlü. Yiyorsa yaparsın. Hayır gazlama Mert. Oğlum önce yaparım da işin içinde sağlık var ya. Şimdi insanlar benim için emek harcıyor. Geliyor adam burada tedavimi yapıyor bilmem ne yapıyor. Yani direksiyon setini bile kullanmamı yasakladı. Ben bunu yaparsam gelmez o adam. Der ki sikerim çek acıyı yamuk gezler yani. Bekleyin bakalım bir 2-3 gün. Evet zaten bu hafta sonu belli olur abi. Pazar gününden sonra. Olur. Bir 4. seans 5. seansta falan belli olur o. Devam ediyorum. Kestik. Baboli orada soğanları dilimliyor. Bir menemen patlatacağız gibi. Şu an taşlarına böcek girmesin diye bakım yapıyorlar. Şimdi ovalaman gerekmiyor mu? Ovalayacağım. Daha ne sinek gelecek ne bir şey. Bu kullanmayanınız vardır. Ben ilk defa gördüm. Kuru şampuan diye bir şey. Enteresan bir şey icat. Yani kafaya sıkıyorsun harbiden saçının yağı bir gidiyor. Bir mis gibi kokuyor. Onu bir yumuşuyor falan. Garip bir şey oluyor yani. Hep kullanıyoruz ha bak. Kullananlarınız vardır. Ben ilk defa gördüm. Hadi bakayım lan. Kimse karışmadı. Baksana adamın saçı düzeldi lan. Ha? Temiz gibi saçtı. Holmes'e de yapsana biz. Farkına bakalım mı şunu? Bak şimdi. Arkaları da sıksana. Sık sık benim saçlar uzun. Anam bana öyle. Grafiti mi yapıyor? Bana da bir sıksana ya. Karıştır şimdi şöyle bir. Oy, kendine geldi baba saç. Oğlum harbi yık. Abi kusura bakma. Bunu chatte izlemeyen sayısı 100'ü geçmez. Neden izliyorsun ki? Canım istedi. Muhabbet lan. 3 mü lan? Yasak mı? Olabiliyor mu böyle bir şey? Bana da kalın mı sende? Benim saçım şu an düzgün ya. Abi şu an var ya saçında 3 kilo yağ var. Sen terlisin. Yok lan. Şuradan 2 saçını sık da menemen yumurta kırak. Oğlum az önce saçına yağladım dedim. Niye bu kadar triggerlandın? Ben saçım benim. Elraen kamp videosu izliyor. Videosunu koyacak. Kişilere taş mıyız? Ya bunu niye izliyoruz? Böyle hani işte arkada detaylar var. Bilmediğiniz şeyler var. Burası kesildi. Şu oldu bu oldu. Öyle anı paylaşıyoruz yani. Bu kadar gerilme. Özür dilerim abi. Estağfurullah kardeşim. Saat suç benim. Oh, ağzına da sıktı. Ya oğlum nasıl değişiyor bir an ya. Oğlum harbi temiz hissediyorum şu an. Ulan kafandaki bitler git lan Kordi. Ya yazılar. Ağzına da sıktı. Ya oğlum nasıl değişiyor bir an ya. Oğlum harbi temiz hissediyorum şu an. Ulan kafandaki bitler git lan Kordi. Bu hayat kurtardı bu arada ya. Evet evet çok güzel. Takaladak. Halimize bak. İçine parfüm basmışlar yıkanmış gibi hissediyorsun amına koyayım. Hayır ya. Bir karıştır elinle. Abi böyle bir şey yok. Abi yuuu. Şu gözlüğünü satsam araba alırım. Mustang Mustang. Gözlüğünü satsam araba alırım. Bu nereden geldi? Mustang amına göre. Yok abi ya Mustang falan. Normal marka bu arada. Konuşturma beni ha. Çaydanlık bir hava için özel bir şey yapıyor. Ateş yakmışsın gibi. O yanıyor onlar. Burada menemen dönüyor. Bak bak. 2 gün laf etti bana şu bıçakla domates kesti diye. Adi adam. Bu arada ben bugün bıçakçıyla konuştum. Bıçağın en büyük düşmanı domatesmiş. Bir de elma. Niye? Bayağı zarar veriyormuş bayağı. Domatesiyle bayağı zarar Aşitten veriyormuş ya bıçağa. Evet. Ne alacak lan? Bu bıçağı bana şey verdi. Halime acıyıp. Belden mi çıkardı? Özgür abi verdi. Özgür abi verdi. Oğlum benim bıçağım bu. Birinden aldım ben sonradan. Ben bir tane bıçak vardı böyle kocaman. Üzerinde Elraen yazıyordu. Tamam sen bildiğim sen bayağı sicimle kesmişsin harbiden böyle ekmek diye. O yüzden o sonra bunu buldum. Sonra Özgür abi halim görüp o verdi. Hayır bak Ahmet diyor ki hayır abi diyor. Benden aldın o bıçağı diyor. Bu Ahmet'in bıçağı harbiden. Ahmet'e verdiğim bıçak yani. Tamam işte birinden aldım ben. Yapamıyorum artık verin diye. Hmm. Anladın mı? Neyse alırız bıçak alırız ya. Evet. Yetmeyebilir. Burada menemen malzemeleri. Bir yandan odun bir yandan da özel bir tost yapıyoruz. Çünkü lemur şey yemiyor. Folyo üzerinde tasmaya bulan yazan 50.000 kişi olmuş. Bu arkadaşlar içi kağıt dışı folyo. Yani o yüzden onu seçtik. Yumurta. Bu çöplere möplere takılmayın. Toplanıyor arkadaşlar 2 saatte biz. Oy sen odun mu kırdın? Kendini kırmış gibi bir hale var. 11 tane yumurta var. 11 yumurta mı? Hadi bir kahvaltı edelim. Siz de arkadaşlar canınız çekmiş oluyor ama affedin. Kola mı içeceğiz sabah sabah? Ben de. Abi kola mı içiyorsunuz? Abi kola mı? Oradaki eksik biber. Abi. Ne biber yoktu evet. Biber almamışız. Unutmuşuz o yazık oldu ona. Hep soğanlı mı soğansız muhabbeti oluyor ya. Biber çok önemli arkadaşlar. Menemen de bence. Evet. Soğan olsa da olur olmasa olur da biber önemli. Ben ki biber sevmeyen bir insan olarak söylüyorum. Abi kola ne? Ay. Baba akar baba ne çayı ya. Evet hadi bakalım toplanıyoruz. Bu 3. gün. O yani aslında evet, o kahvaltıyı edip de toplanmaya başlamadık. Yine yattık o gece. Ertesi gün toplanmaya başladık. Ben de yardım edeyim. Neye girecek bu? Poşet ne? Çadırın içine böyle topladı. Bir şey yok burada daha. Dur bakayım. Evet Johnny'ler. Ha şurada bir final konuşması yaklaşık var. Yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toparlandık. Ondan sonracığıma şöyle bir tane yorum var, çok güldüm onadır. Ateşimizi söndürüyoruz. Çadırlarımızı topladık. Şöyle şu açıdan. Güneşe karşı da çekmek. Bakın bulduğumuz gibi. Bırakmamız lazım. Niye böyle sıkıcı konuşuyorum ya? En son 2 tane masa var şurada. Sandalyeler var. Onları da atacağız. Baksana abi mekana ya. Çok güzel bir yer bu arada. Buraya kamp yapmak isteyenler varsa gitsinler yani. Son bir mıntıka yapacağız. Yerde çer çöp kaldı mı? Ondan sonra basıp gideceğiz inşallah. Bir kapanış konuşması yaparız. Arabada bir yerde. Sonra... işte bu kapanış konuşması yaparız diyoruz. Bak bir de bu arabanın içindekileri eve taşınacak. Kurtulması gerekenler var. Onlar kurutulacak. Bulaşıklar temizlenecek. Ölme şeyim ölme. Ben ettim da ben. Dönüşleri boktan oluyor ama ya. Hiç sevmiyorum. Evet moral bozuluyor. Ben mi yattım? Sen mi yattın? Ahmet diyorum. Bir de arkadaşlar görmediği bir yer var abi. 12 torba çöp topladık. Evet. Şimdi biz o kısmı da anlatalım. 12 torba çöp çıktı. Şimdi orada çevre köyler var ama hani bir tane vardır çöp möp dedik. Ahmet kötü yerde durdurdum ama idare. İçeri gidip gelip. Sıkıntı yok abi, helal olsun. Çıktık, arabayı biraz boşalttık. Çöpleri arabaya yükledik. Ondan sonra gittik köy geziyoruz. En sonunda böyle bir açıklık bulduk. Aynen köyde yaşanan arkadaşlar yönlendirdi bizi. Dediler ki abi şuraya atarsın diye. Gittik attık oraya ama bir saat sürdü değil mi Ahmet o? Sürdü ya. Bir de oradaki bütün çöpleri de topladık. Hani ne varsa sağda solda hazır almışken böyle. Bu işin triği biliyorsunuz artık yani. Bir yerde kamp yaptıysan eski kalan çöpü de alırsın ve dümdüz bulduğun gibi bırakırsın yani. Beni... Bunu da bırakalım burada ya. Biri yani kamp yapmaya gelirler. Bunu bilhassa bıraktık hani biri kullanır. Lafımın üstüne çok saçma oldu ama. Kullanırsın ya. Hatta biz bile bir dahakine falan gelirsek iyilik olsun diye bıraktık. İnanırsa buraya kampa mampa hazır varmış diye. Özgür abi kullanır bunu. Ha. Ben ettim. Az yüklen az. O araba şimdi 5 kişi artı mallar var. Fena. Gel öyle. Dur şunu bir tutsana. Ben ettim. Ben ettim. O elimdekini de lastiğin altına koyacağım diye aldım hani kayarsa diye. Ben hep şeyler korktum. Nerede? Neden? Oldu da gece bir şey oldu. Gitmemiz gerek. Arkadaşlar ne arabanın farı ne fener. O kadar çukur var ki gözükmüyorlar. Çok çukur. Arabayla hiçbir yere gidemezsiniz o arabalarla. O bölgeye girene kadar hep böyle biri öncülük etti. İşte sağa kır, sola kır. Burası çukur, burası gözükmüyor. Dümdüz gözüküyor ama bayağı engebeli. Bir yerden dediği gibi kaçmak istesek kaçamayız. Abi arabada V8 var, o ne? Dizel lan o yüzden. Arabada mı? Yok bende bir şey yok. Bitiriş konuşması geldi. Bayağı dolu bir veda konuşması. Arada final iyiydi. Final iyiydi. Yorumları bu gece yatarken okuyayım ya. Neler dönmüş burada. %90'ı işte milattan sonra yollasaydın. Yok önce yollasaydın. Videoyu beklerken ömrümüzden ömür gitti. 2 tane çocuğum oldu diyen var. Ha var. Bir tanesi de toksiklik yapmış. Ona like attım galiba. Sizin gibi. Ha, yalandan toksiklik. Ha, yalandan toksiklik yapmış. Başlangıcı yarım toksikliyor sonra normale dönüyor. 2 gün dursun sonra banlayacağım onu kanalı. Ha bak bu ya bunların ne vasıfları var da kampa falan gidiyorlar diye başlayayım ki beni çok dikkatin ya. Neyse harbi güzel oldu, elinize sağlık. Bir de 1700 like almış işte, böyle yapıyorsunuz sonra herkes toksik yapmaya çalışıyor amına koyayım. Güzel oldu yani, bir sonraki kampımızda da eğer sizin için vlog çekeceksek yine böyle aman içeride o başta beni triggerlayan arkadaş gibi atraksiyonlar kurgular yapmak yerine ne yaşıyorsak onu çekip koyacağım. Sohbet, muhabbet işte yine kırparız ederiz. Çünkü arkadaş ortamında konuşulan şeylerle public'te konuşulan şeyler tamamıyla aynı olamıyor. Bir noktaları kesmen gerekiyor. Kesinlikle çekin abi. Daha uzun isterseniz de ya. Bu videoyu 3 saatti normalde. Biz bu 40 dakikaya indirdik. Ama gerekiyordu yani. Göstericinin başka kamp vlog var mıydı? Daha bu kadar mı? Bu kadar oğlum. Bir tane yaptık kamp zaten. Eylül'de bir daha gideceğiz. Eylül'de evet. 5'inde gidecektik ama benim şu durumlardan dolayı biraz sarkacak. İnşallah şöyle ayın 20'leri civarı gideriz. Kuruk video mu attı? Ganalı da olsun. Yok kardeşim sağ ol. Ya oğlum dün Sait'e dedim ben Mert. Dedim ki ulan aslında tamam, bütün ekibi toplayalım 20 kişi yapalım. 20-25 kişi. Dağılır. O da denenmeli bu arada. O da denenebilir. Deneriz de ama yani. 3 gün zor ama ona bir gün yapalım. Ramazan çadır almamız lazım ya. Evet. İşte kermes çadır oğlum işte. Ya bu arada herkes kendinden sorumlu olup herkes böyle belli bir şeyleri kendi kendine odaklansa aslında yaparız yani. İlla beraber 20 kişi gidiyoruz diye de 20 kişi aynı anda bir şey yapacağız diye bir şey yok ki. 20 kişi gideriz atıyorum bir beşli bir yere gider. Bir beşli atıyorum bir yere. Ya yapılmaz çıkar değil oğlum, her türlü yaparsın ama oradaki tek önemli trik kargaşanın çıkmamasını sağlamak. Çünkü yapılacak böyle ağam şam manyak işler yok. Yani kuruluşta iş yapıyorsun. Şimdi de 20 kişiyi doyurmak var. Orada o 20 kişilik yemeğin çıkması var. Bunlar biraz sıkıntı şeyler tabii. Evet. Yoksa muhabbeti koy koyu çok güzel olur. Hayvan avlayıp tüketelim. Ya işte bir balık tutabileceğimiz bir yer olsa 10 numara. Ki zaten Baboli'yi kırmayacağız, öyle yapacağız. Ben de istiyorum. Siz mesela şu an şey yapabilir misiniz? İşte neyi? Balık yok. Tamam, sulak bir ara bölge değil. Tavşan yakaladın. Tavşanı kesip ayıklayabilir misin? Ben ayıklarım. Bizimkiler yer mi acaba? Yani uğraşsak ayıklayın. Yiyemeyek lan. Yiyeceksek dibine kadar. Ha, yemeyen çıkar mı acaba, ne bileyim. Yok lan geyik ne alır falan. Ya he. Değil mi? Tam o şey oyun vardı ya. Neydi lan o kış oyunu, unuttum yine adını. Long Dark mıydı? Ha, Long Dark. O tavşanda göz göze gelince kimse onu yemez, ben size söyleyeyim. Vallahi açsam yerim. Hayır, açlıktan ölüyorsan yersin tabii. Açlık durumuma bağlı. Tabii. Ama orada yani şey varsa, bisküvi falan varsa dönerim de gömülürüm ona yani. Kuruk Forest videosu attı. Hangi Forest? Eski Forest'ı mı yapmış? Dur bakayım.